Merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Spark in the Dark adında bir oyunun demosuna göz atacağız. Bu arkadaşlar oyun Türkçe. Ne zaman çıkacağını bilmiyorum. Bu sene için mi çıkar, önümüzdeki sene mi çıkar? Ben istek listeme ekledim. Çıktığı anda arkadaşlar kesinlikle biz de oynamak için yerimizi alacağız. Hemen yeni oyun diyelim. Bakalım oyun neymiş? Bu arkadaşlar oyun karanlıkta, dungeonlarda, zindanlarda geçen bir oyun. Demirci, savaşçı, avcı ve hırsız var. Bunların kendine göre çeşitli özellikleri var. Mesela hırsız hafif zırhlar artı 2. Avcı tabii ki arbalet, klasik. Savaşçı kalkanlar vesaire. Biz savaşçı seçelim arkadaşlar. Ya da ne seçsek? Demirci mi seçsek? Levye kullanımı, yetenekler levye kullanımı artı 1 diyor. Biz savaşçı seçelim arkadaşlar. Hemen seç diyelim. Lanetlenmiş zindan, unutulmuş zindan. Bunlar ne oluyor arkadaşlar? Seviye falan mı oluyor bunlar acaba? Zorluk seviyesi, kabus zindan. Ha, biz unutulmuş zindan diyelim arkadaşlar. Ya da lanetlenmiş diyelim. Belki ileride kabus zindan oynarız, belli olmaz. Seç diyelim, let's go. Burası kötülük ve gizem dolu yüzyıllardır buranın. Bana susamış yaratıklarla dolu olduğuna dair korkunç efsaneler var. Bu dağın içinde bir yer galiba. Sonu olmayan zindan, yaşlıların dediğine göre burada kudretli bir uygarlık yaşarmış. Burası artık karanlığın ve korkunç yaratıkların yuvası oldu. Dünyamız o kadar yabancı ve o kadar eski duruyor ki. Lanetli garnizon gözünü buradan gece gündüz ayırmıyor. Paryalar, dolandırıcılar, mücrimler, kelimelere bak. Ve diğer günahkarlar günahlarından tövbe etmek için buraya gönderildiler. İnsanlar kokuşmuş. Ya insanlar bu kokuşmuş yere gönderilmektense dar ağacında ölmenin daha iyi olduğunu söylüyorlar. Bla bla bla. Geçelim buraları. Savaş, askeri tatbikatlarda alışkınsın ama aynı zamanda biraz içki ve biraz içkiyle ne işim var? Ramazan günü konuşturmayın beni ya. Gargot kapısı seviye 1. Ne bu? Lamba. Aa, lamba. Aa. Anladım. Bunun belli bir süresi var. Ama ne kadar süresi olduğunu tam göremiyoruz galiba. Mesela 92, 90 bilmem kaç diye gitmiyor. Bakın bir anda 90. Yani süresinin azaldığı göstermiyor. Cesedi yağmalı. Paslı lanet. Şu ne oldu? Paslı lanet. Aa, bir dakika. Bunu alırsak daha iyi oldu. Bu ne? Not kurumuş kan lekeleriyle kaplı. Yani ne bekliyordun ki? Oo, hareketlere bak. Yani niye öyle bir hareket yaptım ki durduk yere? Ne alaka? Aa. Oo, arkadaşlar olaya gelin. Yani hareket ettikçe ceset de hareket ediyor. Ama çok iyi. Çok tatlı. Böyle bu arada Bağos'un tekerleğiyle yaklaştırabiliyorsunuz. Ne? Salonun ortasında devasa bir monolit. Heybetli bir şekilde yükseliyor. Her tarafı altın halkalar ve bilinmeyen semboller içeren metal levhalarla kaplı. Tamamdır arkadaşlar. Aradığımızı bulduk. Bunu soyup eve gidebiliriz. Lambalar sağlığı iyileştirebilir diyorsun. Ha. Bu arada hasar benim kılıcımdan daha iyi. Tabii ki bunu isterim. Benim kalkanımdan daha iyi. Süper. I ile envanter diyorsun. Ha, envanter yeri burası. Bu ne abi? Torba. Bırak. Kabile taş. Bırakmak istemem. Lamba. Alan fener yakıtı. Ha, tamam, burada gösteriyor arkadaşlar ne kadar kaldığını. Ağırlık 0.6. Ağırlık. Ağırlığımızın çok olmaması mı gerekiyor? Ha tamam. Şey gibi arkadaşlar, bir nevi The Long Dark gibi. Ya The Long Dark mantığı var oyunda. 10 taneden bir tanesini buldum. Ne buldum bilmiyorum. Aynı şey değil galiba. Ne yapacağız? Şimdi duvarları kontrol mü edeceğiz? İki tanesini buldum. Antik efsane.
Ne? What the hell? Aa yok canım. Pasta hançerini de isteyeyim ben. Cesedi yağmala. Yo. Benim silahım daha iyi. Tuzak olduğunu eminim ama... Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Bu tuzaklar bizi öldürebilir. Ve burası gerçekten sağlık dolduruyor. Burada şöyle yerimizi alalım. Tamam, bu sağlık dolduruyor demek ki, güzel. Üçüncüsünü buldum. Aa, bu ne? Bu ne lan böyle? O nedir lan? Dördüncüsünü buldum. Akçe. Üç tane akçe buldum. Ağırlık 10 mu? Olsun. Ekipman yağmalı. Abi ne var ne yok arkadaşlar. Yağmaladık. Aa, bir dakika. Yağmalı. Eski paslı arbalet. Bunu da yağmaladım. Bu arada ne oluyor arkadaşlar? Bizim canımız gidiyor. Neden? Beşincisini buldum. Allah Allah. Karanlıkta çok kalmamam mı gerekiyor acaba? Oo. Nope, bunu istemem. Yağmalı abi, yağmalı, yağmalı, yağmalı. Ceset, meset, ne bulursan abi ya? Yok. Ne oluyor be? Arkadaşlar pek iyi şeyler olmuyor galiba. Işıkta kalmamız gerekiyor. Arkadaşlar burası bir resme var. Elim V2'ye döndü. Elim V2 gibi bu. Elim V2'de de arkadaşlar biliyorsunuz. Şeyde kalmamız gerekirdi. Işıkta. Burada da aynı. Ha, sürekli aynı yazılar mı yazıyor? Peki. O zaman devam edelim. Şunları kontrol etmek istiyorum. Aradığımız şeyi belki buluruz. Ha, hapşıracağım. Hapşıracağım az kaldı. Ha, yaratık. Aa, tuzağa kapıldı. Seni enayi. Güzel. Işık bulduk. Sandık. Elime taşı. Elime taşı aldım. Antik kitap. Bronz anahtar. Oo. Ben bayağı güzel şeyler buldum be. Yok, bunu istemem. Tamam arkadaşlar, şuna devam edelim. Bu arada oyun çok hoşuma gitti. Onu size söyleyeyim. Oynar mıyız? Kesinlikle oynarız zamanı gelince. Hasar yok. Ama bir dakika. Ağırlığına baktığımız zaman... Oh, oh. Aa, öldüm. Mamma mia. Aha. Yine restart diyelim. Arkadaşlar nasıl oldu da ben öldüm? E ne diyor öldüm? Şimdi bulduğum şeyler hepsi çöpe mi gitti? Vay! Bir oda, bir yatak buldum. Karanlıktaki kıvılcımlar. Işığı kırdım senin yüzünden. Seni pislik. Oo, bir daha ölürsem işim bitti. Bir daha ölürsem işim bitti arkadaşlar. Ben bir daha ölmek istemiyorum. O zaman şöyle bir canımızı dolduralım.
Tam odaya yağmalıyordum ya. Demek bu yüzden kapıyı kapat demiş. Kapıyı kapatma seçeneği bu yüzden mi vardı? Peki. Geri gidelim. Bir dakika. Ha, bu kapıyı kapattı. Bunlar öldü değil mi? Biz her şeyi yağmaladık mı? Ne var burada? Kırık sandık. Yağmala. Nice. Dinlen yazısı çıkıyordu burada. Yaraları iyileştirir, silahları keskinleştir. Kitapları oku. Ha. Oo, nice. Envanter silah keskinleştir. Paslı çift elli. Mevcut hasar %80 mi? Oy. Silah keskinleştir. Bu balta güzel, balta güzelmiş arkadaşlar. %51 galiba. Kısmen onarıldı derken. Yapma be güzel kardeşim. %100 onlar. %100. Orada bir şeye bakabilir miyim? Ha, tamam, sıkıntı yok. Başka ne yapabiliriz? Envanter. İleme taşı. Bra. Ne yapabilirim ki ben bu akçeyle? Günlük. Oku. Wow. Ve kainatın yaratıcısı bir yıldız topu, yıldız tozu parçacığı, bir güneş ışınları ipliği ve görünmez bir boşluğun ölçüsünü alarak onlardan yaşamı oluşturmaya başladı. Ha, kainatın yaratılışından bahsediyor galiba. Hristiyanlık inancına göre. Dargot günlükleri. Ha, onların günlüklerini bulduk. Ha, bilmediğimiz bir kavim var arkadaşlar. Onların günlüklerini görüyoruz. Neceset. Neceset. Ha, Naceset. Naceset. Ceset örümceği. What the hell? Ne biçim isim bunlar? Bu isimleri bulur şey yaparken çok düşünürüz mü? dinlenmeyi bitir. Peki. Ya, bu isimleri bulmak için çok düşünürüz mü diyecektim. Demek ki arkadaşlar kapıları kapatmak gerekiyor. Aklınızda bulunsun. Ya. Çok yakındı. Tuzak da burada. Tuzak da burada. Mamma mia! Aman Allah'ım. Ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum. Ha, erkek sen gel lan buraya. Canım bir dolduruyor var, seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım. Seni bulacağım. Neredesin nasıl? Ha, neredesin nasıl? Ha, öldü. Arkadaşlar bu arada bu yeşil olanlar zehirliyor galiba. Peki zehre karşı bir bağışıklılık olayımız var mı? Bilmiyorum. Ha, sen zehirlemiyorsun abi. Ayvayı yedin sen koçum. Hadi yat aşağı. Uyumaya da, uyumaya da. Burada başka... Ha, sandık var. Bileme taşı. Niye bileme taşları sürekli bitiyor mu ki? Bilmiyorum arkadaşlar. Onu tam inceleyemedim ama galiba bileme taşları sürekli bitiyor. Çatlak. Bayağı zor kilit. Bir dene bakalım. Bir kullanım hakkı daha. Aha. Levye mi lazım? Eyvah eyvah. Kırıldı. 41. Bu arada 2.35 diyorsun ağırlığı. Yağmala. Tamam. Değerli yağma. Tamam.
Kirli bronz anahtar. Ha bir dakika, biz bronz anahtarla şey yapalım. Allah belanı kaldıra. Ben bunu unuttum. Burada tuzak vardı. Burada tuzak olduğunu unutmuşum. Aa, bir tuzak daha var arkadaşlar. O tuzağa da kapılırsam tamamdır arkadaşlar artık. Artık iflah olmayız biz. Sana geliyorum ışık. Işık olsun. Işıklar içinde, ışıklar içerisinde uyuyun. Tamam. Geri topladık gücümüzü ve şimdi cidalım. Let's go. Lan gözüm. Gözüme ne oldu? Bir dakika. Biz burada her yere baktık değil mi? Tamam. Bizim... Aa. Işık mı vardı? Orada ışık olduğunu niye hatırlayamadım? Vardı da yaratığımsı bir şey var. Baba. Sakin ol Gringo. İkiye bölerim. İkiye bölerim. Aha. Kılıç verin bana da. Öleceğim. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ben daha şövalye olacaktım. Bir krallık kuracaktım. Önce para toplamam gerekiyordu. Zindanlara bu yüzden girdim. Canımız geri toparlandı. Yalan buraya. Yalan buraya. Seni Allahsız kitapsız seni. Seni namussuz seni. Öldü. Savaş coşkusu. Güzel. Yağmalı. Bunu ne diye yağmalıyım ki? Ağırlık. Ya tamam. Bu daha mantıklı. En azından ağırlıktan tasarruf ederiz. Ağır kalkan. Ağır kalkanı ben ne yapayım ya? 49 mu? Yağmalı yağmalı. O zaman direkt yağmalı. Bir şey söyleyeceğim. Ben şuraya gidip bir canımı doldursam olmaz mı? Arkadaşlar ışıkların hepsi aynı şekilde size can veriyor. Gördüğünüz gibi. Bunu da öğrenmiş olduk. Kilitli sandık. Tamam. Bir dakika. Kilitli sandık diyorsun da. Bizde bronz anahtar vardı. Ama levye lazım diyorsun. Ya kilitli değil de sıkışmış desene. Ellerinden ölümü tadana kadar. Yüzyıllar boyunca buraya hapsedilmiş falan filan. Gel. Yaklaş. Geberdi. Yat aşağı. Onların bossu lan. Yan gel yat Osman. Necaset. Yağmalı. Niye yağmalıyım ki ben bunu? Ağır zırh 13. Şey 14. Yağma mümkün. Bunları yağmalıyım ben ya. Ben sadece akçeleri, paraları yağmalamak istiyorum. Benim bunun başka bir şeye ihtiyacım yok. Kısa ok. Ha, ok yay. Bir şeyler oldu. Hayır, senin hiçbir şeyin bir dakika. Üzerimde sadece zırh var arkadaşlar. Sol tarafta akçe falan gözükürse. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Altıncıyı bulduk. Nice. Böyle bir yerde uyursam ne olur? Muhtemelen geberirim. Çünkü burası çok karanlık bir yer.
Buranın da kapısı yok. Aa. Bir medeniyetin çöküşü. Çanta, bileme taşı. Hey, kesinlikle yağmalı. Böyle tuzak falan var mı diye de bakıyorum bu arada bir taraftan. Doğru anahtar. Hadi canım. Aç kapıyı. Abi. 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 Geberiyorum abi. Biraz can dolduralım. Acelemiz yok. Sıkıntı yok. Arkadaşlar şu gözümün şurasında uçuk çıktı. O yüzden burası biraz şişkin gibi. O yüzden haberiniz olsun eğer merak eden olursa diye şimdiden söylemiş olayım. Belki de siz bu videoyu izlerken çok daha iyileşmiştir. Aa, onun arkasında bir şey var. Keskin taş parçaları ve bir sürü örümcek ağı tehlikeli görünüyor. Ancak hünerim ve dalgın bu delikten zarar görmeden geçmen için yeterli olabilir. Sürün. Ama çok karanlık. Karanlık beni tüketiyor. Peki ne yapabilirim ki? Yani. Yorgunluk. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar, burada ışık falan yok. Işık yok mu abi? Çok ışık. Işık. Üstad bana ışık gerekiyor. Arkadaşlar ışık yoksa ölürüz. Eyvah eyvah. Allah belanı kaldıra. Ne bulursan yağmala mağmala artık. Evet. Işık. Ateş yaktım. Beyim bedava. Rahatladım. Ben niye sanki gerçekten oynuyormuşum gibi yapıyorum. Bu sadece bir demo ya. Yine de ölmek istemiyorum galiba. Silahı keskinleştir. Mevcut hasar %100 mü? Arkadaşlar balta var ya çok kötü hasar görmüş. Keskin mi? Keskin. Teşekkürler. Elini kolunu sağlık. Silahı keskinleştir. Paslı hançer. Eski hançer. Bileme taşı kullanımları 6. 6 derken? 6 tane bileme taşı mı kullanmak gerekiyor bunun için? Tamam. Günlük. Okuyabileceğim bir kitabım var mı? Kitap 2. Karanlık ırkların hikaye anlatıcıları tarafından Dagort'a verilen başka bir isim daha var. Taş Ağa. Gerçekten de büyük yolun koridorları ve salonları dev bir ağın desenleri gibi. Bla bla bla. Karmaşık bir şekilde iç içe girmiştir. Şihi ve Kraellerin en iyi ustaları onları kasıtlı olarak bu şekilde inşa etti. Böylece en güçlü ordular bile yeraltı kalemizi şiddetli bir hücum ile ele geçiremedi. Normal arkadaşlar. Böyle bir yeri ele geçirmek kolay olur mu ya? Dinlenmeyi bitir diyelim. Tamam. Neşelilik. Ha güzel. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Az kalsın karanlıkta geberiyordum. Zırh deposu mu? Normal zırh. Bla bla bla. Yağ mı lan? Tamam. Burada ben burada ne yağmaladım arkadaşlar? Korkudan var ya. 3,5 atmaktan şey yapamadım ki. Aha açtım. Wow. Wow. Bu ne biçim hançer? Hançer mi kılıç mı? Aslı hançer. Boş versene sen. Arkadaşlar bu arada bu kapıları lütfen kapatın.
Silahı keskinleştir. Açabilir miyim? Levye kullanımı 2. Mecburuz. Dene abi, dene dene. Boş ver, hepsi gitsin. Tüh, açamadık arkadaşlar. Burası çok karan. Aa, o delikten tekrar geç diyor. Şunu kapatabilir miyiz? Arkadaşlar ben dinlenme namına... Aa, yakın zamanda uyudun diyor. Burada bir şey söyleyeyim mi? Bizim var ya arkadaşlar, ha, ışık bulmamız gerekiyor. Burada işte lamba... Orada biz bayağı güçlendik ha. Hiç fena gitmiyoruz. Hadi bağalım. Ben oyunu sevdim arkadaşlar. Farklı bir atmosferi var. Hani böyle korku, gerilim, macera seviyorsanız, gizem, macera, oyun tam size göre. Va, 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 va. Sıçan zehri mi? Sıçan zehri ne ya? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar bu eleman var ya, bayağı sıkıntılı bir eleman. Ok değil, arbaletimiz falan yok mu bizim? Oh, öleceğim. Öldüm. Arkadaşlar oyun bayağı zormuş bu arada, onu size söyleyeyim. Oyun gerçekten zormuş. Ama ben sevdim. Restart yapmama gerek yok. Keyifli ve güzeldi. Ben keyif aldım, onu siz de keyif almışsınızdır. Beğeni atmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı unutmayın, destekleriniz. Bekliyorum. Bir dahaki demolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, mutlu kalın ve karanlıktan uzak durun.